verirsin, hüzünler seni bulur. Bir şeyler yapabilirsem güzel gözlerin için, başından geçeni anlat, masaldır benim için. Hele bir gel, uzaklar sana gelirsen. Hele bir gel, bütün dertler bitiverir, hep seni bulur. Uzun zor sıkıcı günler yazık olur, hadi gel kurtar bizi. Söylüyor. Her ayın 15'inde bankaya 1.000 lira yatırıyorum. Yardıma ihtiyacı olan bir akrabam için. Sonra ayın 1'inde kendi maaşımdan kesiliyor. Babasını benim öldürdüğümü düşünüyor. Bu yüzden geldi bana ateş etti. Sizin yüzünüzden oldu. Anladınız mı sizin? Oğlun adını anmıyor, haberin olsun. Ben ne yapayım anneanne? Ben ne yapayım? Yanına gitmemeye çalışıyorum, arıyor. Gidince kovuyor. Ben ne yapayım ya? Yeter artık, bıktım ama. Umur boyu sakat mı kalacağım doktor? Kesin değil gerçi ama bir daha çürüyemeyebilirsin. Pikap ya köşeden döndü, biraz önce döndü. Abicim burası çıkmaz sokak. Zaten girmiş olsa burada olurdu. Çıkmaz sokak mı? Birazdan başlayacaklarmış. Ona haber vereyim dedim. Ne başlayacakmış? Disiplin kurulu toplantısı. Ben de seninle birlikte taburcu oluyorum yani. Belki seni haklı bulurlar. Yani nereden biliyoruz? Keşke öyle olsa. Ama Semih Hoca her şeyi ayarlamış. Ölüm raporunu bile değiştirdi. O rapor seni kurtaracak mı? Neyse arkadaşlar, artık yapacak bir şey yok değil mi? Benim gitmem lazım. Merhaba hoca. Senin ne işin var burada? Beni tanıyorsun yani. Bunu mu arıyorsun? Nasıl bir adamsın sen ya? Hayatımı kurtardın, okulumu kurtardın. Mine uyan kızım, uyan! Ne oldu, niye bağırıyorsun? Bak dede neler yapmış benim için, bak, bak! Ben aslında özür dilemek için gelmiştim. Çiçekleri görünce belki affedersin diye. Ne çiçeği? Görmedin mi? Yani görmedim çiçek falan. Osman Bey sabah suluyordu bahçeyi ama. Hadi ya. Of. Güven. Ne oldu sana? Sorma. Patron olacak o adam beni böyle sakat bıraktı. O zaman çarşambaya bekliyorum. Ama. Aması ne? 3 haftaya öderim dedim. Çarşamba 3 oluyor zaten. Tamam. Merak etmeyin. Çarşamba günü yanınızdayım. Benim için hava hoş. İstersen gelme. Geleceğim. Çarşamba para elinizde. Benim parayla işim yok artık. Ben sadece intikamımı almak istiyorum hocam. Tabii ki yardımlarınla. Erkan'a güven, Mehmet de haklıymışsın. Adam evliymiş. Ne? Hadi ben çıkıyorum. Bir şey lazım olursa beni ararsın, tamam mı? Tamam, iyi dersler. Of be! Otur otur, popom uçtu ya. Ay. Ya. Nesrin Hanım vardı ya, akrabanız. Evet. O sizin neyiniz oluyor? Peki, ben sana bir şey sorayım Deniz'ciğim. Dün buraya gelen bey,
Neydi adı, Seyfi miydi? O senin neyin oluyor acaba? Hazırlarken düştüm. Nasıl yani? Nasıl geldin peki buraya? Sürünerek geldim. Geldim buraya, böyle süründüm. Şuralara tutundum, kendimi yukarı çektim. Domates kesiyordum. O arada elim kaydı herhalde, bırak diye düştüm. Ya onu demiyorum. Niye tekerlekli sandalyenle gelmedin sen? Aküsü bitti. Onun aküsü bitti. Aküsü mü bitti? Aküsü bitti onun. Aslı, beni kaldır da öyle git Aslı. Çalışıyor bu işte. Nasıl yani? Öyle işte. Seni ya. Bana mı garezin var senin? Gördüğün güzel kızı hemen çalışıyorsun değil mi? Akülüm ya, bunu kısa devre yapmış bu. Tamam diyelim çalışmadı. Niye o zaman kendin iterek gelmedin? İtebilirdim evet. Ama neden itmedin bir sor. Neden itmedin? İtebilirdim ama yürüyebilirim sandım. Yapabilirim sandım, denedim. Ama dank olmadı, düştüm. Mutlu musun şimdi? İtiraf ettirdim, mutlu musun? Ya benim niyetim... Rahat bırak beni. Güven. Aslı, rahat bırak beni. Sandalyeye oturt da öyle rahat bırak beni bari. Yardım et. Bunu tutayım şunu. Peş. Tamam dur, şunu tutayım. Alışacağım. Buna da alışacağım aslında. Buna da alışacağım. Kendimciğim. Ne demek istiyorsun? Bence sen anladın. Yani hatırlamışsındır herhalde. Deniz'ciğim. Mine bir dakika. Ne oluyor Allah aşkına? Seyfi kim? Niye geldi buraya? Bizim bir arkadaşımız liseden. Mine. Deniz'cim bir saniye gelir misin benimle? Siz yine kavga mı ettiniz? Yo, ne kavgası? Ben de anlamadım ki ne olduğunu. Biliyorsun Deniz işte. Taktı ya bana, sorun çıkarmaya çalışıyor yani. Ne oldu? Ne istiyorsun? Deniz, adam her şeyi biliyor. Duymadın mı? Farkındayım. Gözümün içine baka baka tehdit ediyor beni ya. Deniz gitme. Bak annene her şeyi anlatacak. Bırak anlatsın, ben bulurum bir çaresini. Başka bir yol bulmamız lazım. Başka yol mol yok. Ben bu adamın gerçek yüzünü anneme göstereceğim. Sonra ne olacak peki? Ne demek ne olacak? Annem öğrenecek ve kovacak, bu olacak. Sonra? Ne sonra? Bak Deniz'ciğim, sen adamı sevmiyor olabilirsin ama annen seviyor. Senin için çok basit. Anlatacaksın, her şeyi öğrenecek ve kovulacak. Ama annen için bu kadar kolay değil işte. Kadın ne kadar acı çekecek düşünsene. Aynı şeyleri yaşadı zaten. Niye geldin o zaman? Niye anlattın bana? Ya Leman teyzeyi öyle görünce... Ya ne kadar acı çekti kadın bilmiyor musun? Bir daha öyle acı çekmesini istemiyorum sadece. Of! Ne yapacağız o zaman? Başka bir yolunu bulacağız, bilmiyorum. Nasıl? Bilmiyorum, şu an bilmiyorum. Buyurun Nazif Bey. Gel Gülcan. Basın toplantısı yapacağız cuma günü. Gerekli ayarlamaları yap bir an önce. Konu nedir?
Hazırlıkları tamamladık. Adaylığımızı açıklıyoruz cuma günü. Basın toplantısı yapacağız. 5 yıldızlı otellerden birini ayarlayalım. Salonlardan birini kirala. Basını çağırıyoruz işte. Kokteyl mokteyl. Olur efendim. Yalnız basına toplantıdan önce yazılı bir şeyler vermeliyiz. Not al. Kemal Paşa'nın refahı için geliyoruz. Yalnızca zenginle değil, fakirle de ilgileneceğiz. Bütün özel işlerimden feragat ediyorum. Bundan sonra tek işim Kemal Paşa. Yazdım. De unutmayalım. Kemal Paşa Yardımlaşma Derneği'ne tamamı fakirlere dağıtılmak üzere 150 bin lira bağışlayacağız toplantıda. Muhasebeciye söyle banka işleriyle o ilgilensin. Paranın tamamını nakit istiyorum. Sakın çek filan almasın, tamam mı? Özellikle belirtirim efendim. 50'lik olsun paralar. Böyle bir çantayı dolduracak kadar para lazım bize. Böyle açıp göstereceğiz basına vermeden önce. Ha? Böyle bir dernek mi varmış? Bilmiyordum. Aklın ermediği şeylere karışma sen. Ne söylüyorsam onu yap. Tamam Nazif Bey. Hadi işimiz çok, durma fırla. Bekle bir dakika. Merak etme, bir şey söylemedim. Annen hiçbir şey bilmiyor. Henüz. İstersen hemen gidip şimdi söyleyebilirsin. En fazla bağırıp çağırır, kızar filan ama sonra unutur. Sonuçta o benim annem. Zaten birkaç gün sonra borcumu da ödeyeceğim. Mesele tümden kapanacak. Peki sen ne yapacaksın? Yani annem evli olduğunu öğrenince. Sana son bir şans veriyorum. Bunu senin için değil, annem için yapıyorum. Üzülmesin diye. Söylemeyecek misin? Hayır. Ama bir şartım var. Ya bari nereye gittiğimizi söyleseydin. Eve gidiyoruz. Evdeydik zaten. Bizim eve gidiyoruz. Hafize anacığının yanına. Ya sonra gidelim, ben burada iyiydim. Olmaz. Bir daha yalnız bırakamam seni. Sonra benim aklım kalıyor. Düştüm, bir şey mi oldu diye. Ya çok sağ ol Mavi Göz, yani beni düşündüğün için, ama ben idare ederim. Hiç uğraşma, gidiyoruz. Sonra gidelim, benim işlerim var. Aman ne işin var? İşte Nazif operasyonu için plan program yapacağım. Tamam işte, yaparsın bizim evde. Öf. Bak sen beni bırak, ben kendim gideyim. Bir ben saçmalama, buradan oraya tek başına nasıl gideceksin? Ya bir bırak, bir bırak, bırak bir. Ah. Bırak bir bak. Heh. Heh. Heh, çalışıyor, gördün mü bak. Yavaş yavaş kenardan vazz diye giderim ben. Sen bizim eve gitmek mi istemiyorsun? Ne alakası var ya? Hafize anacığım sarma yapsana. Kamil babacığım tavla oynayalım mı? Ne oldu? Ya sizin evde televizyon doğru dürüst kanal çekmiyor. Sen de olmayınca sıkılıyorum. Sen onu hiç dert etme. Ben sana veririm ders kitaplarımı. Bol bol ezber yaparsın. Haber verdim artık, bekle oğlum. Bir dakika, bir dakika. Bir saniye. Telefon çalıyor. Ha? Bak Gülcan arıyor. Ya benim işim gücüm var. Sen git. Alo Gülcan. Güvencim işine yarar mı bilmiyorum ama yeni bir şeyler öğrendim. Ya Nazif'in aleyhine kullanacağımız bütün deliller işime yarar. Söyle Gülcan'ım. Cuma günü bir basın toplantısı ayarlamamı istedi. Adaylığını açıklayacakmış. Belediye başkanı olacak ya. Tamam evet. Gösteriş için bir derneğe para bağışlayacakmış beyefendi. Alo? Alo Güven, duydun mu beni? Alo? Duyamadım Gülcan, bir cızırtı oldu sonunda. Öyle işte, kapatmam lazım. Bir dakika kapatma, devamını anlat. Öyle işte Güven. Dedim ya, derneğe para bağışlayacakmış. Tamam, ne derneğiymiş bu, onu anladım da. Vallahi ben de bilmiyorum, ilk defa duydum. Kemal Paşa Yardımlaşma Derneği diye bir şey söyledi. Sen biliyor musun? Yok, bilmiyorum da bulacağız. Ne oluyor? Bir kağıt kalem ayarlasana çabuk, kağıt kalem. Ne kadar bağışlayacakmış beyefendi? 150 bin lira dedi. Benim param o ya, benden aldığı para. Güven, kapatmam lazım. Bir dakika dur, kapatma, nerede oluyordu? Ne zamandı bu? Cuma günü, saati henüz belli değil. Dedim ya, yeni söyledi. Ya bak Gülcan, bir gelişme olursa bana haber ver. Ne olur irtibatı kopartalım, tamam mı canım? Anlaştık, tamam. Ararım ben seni. Nazif Bey, ben sizin toplantıyı... Ne zamandan beri Güven'le konuşuyorsun sen? Vallahi düşündüğünüz gibi değil. Adam gibi cevap ver, kırarım kemiklerini senin. Arkamdan iş çeviriyor değil mi? Sen de ona yardım ediyorsun. Cevap ver.
Ne olduğunu anlatmayacak mısın şimdi bana? Bir şey yok anneciğim, söyledim ya. Anlaşıldı, anlatmayacaksın. Aa, peki sen bana ne söyleyecektin? Ya önemli bir şey değil anne. Onu demiyorum oğlum. Sen az önce yanıma gelip sana bir şey söyleyeceğim dedin ya. Ha, o mu? Leman, biraz konuşabilir miyiz? Yalnız. Az önce kötü bir telefon aldım. İstanbul'da çok yakın bir arkadaşım kaza geçirmiş. Yapma. Durumu nasıl şimdi? Doğru dürüst bir şey öğrenemedim. Ona da canım sıkıldı zaten. Atla git o zaman. Çocuklara söyleyeyim, uçak bileti alsınlar hemen. Ha, yok yok. Ben hallederim onları. Sen merak etme. Ben bunu söylemeye geldim. Yani eğer istemezsen... Git hayatım sen. Ben buraları hallederim. Birkaç gün kalırım sanıyorum. Gerçi daha çocuğun ne durumda olduğunu bile bilmiyorum. Bir şey lazım olursa ara beni. Tamam. Sağ ol canım. Efendim Güven. Deniz, neredesin? Oteldeyim, ne oldu? Heh, iyi, ben Aslı'nın evine geçiyorum, sen de gel hemen. Ne oldu ki? Ya sen gel, anlatacağım. Tamam. Kulübüme faydalı olmaya geldim. Atakan Spor'u ligin en üst seviyelerine taşımak için buradayım. Bayrak nerede? Bayrağı unutmuşuz Atakan. Armayı öp. Pos. Ne yapıyorsunuz siz? Ben bir noktadan sonrasını kaçırdım. Hayırlı uğurlu olsun. Çok sağ olun. Hesap numarasını yazdım buraya. Tamam, ben eve gider gitmez yollayacağım. Tamam, dükkan sahibinin numarası da var, benim numaram da var. Bir şey olursa ararsınız. Tamam, tekrar hayırlı olsun. Çok teşekkürler Nisa. İyi günler, görüşmek üzere. İyi günler. Aşkım, oldu sonunda. Oldu sevgilim. Neyse, ben gideyim artık. Gel buraya, gel. Şapşal, gel. Haydi bakayım. Ay! Pencüse, severler güzeli gencüse. Yuh be! Yuh be bence de. İnsan her lazım olanı da atmaz ki kardeşim. Bana bak, yoksa zar mı tutuyorsun sen? Estağfurullah Kamil amcacığım, size karşı çarpılırım ya, çarpılırım. Ben zar tutmayı bilmiyorum ki zaten. Ben anlamam. Hafize, fincan getir. Bundan sonra fincanla oynayacağız. Durun biraz. Şunları soğumadan yiyin. Ya Hafize, ne yapıyorsun? Şurada iki satır oyun oynuyoruz ya. Hafize anacığım, ben onu alayım. Allah Allah! Hayırdır Kamil, ne bu sinir? Yeniliyor musun yoksa? Hamdi nasıl? Acemi şans tabii, ne atsam tutuyor yani. Konuşma da oyna. Hafize, sen de fincan getir, çabuk. Haydi bakalım. Aynen. Ah, iki geldi ya. Ne oldu acemi şansı? Aç o kapıyı, aç. Getirdim fincanı. Gerek kalmadı. Şansı döndü aceminin. Allah! Kamil amca, dikkatli olun, zar tutuyor. Hı? Ya niye adını söylemiyorsun kardeşim? Aslı zannettim ya. Aslı olsan olacak oğlum. Böreği önümüzden alıyor. Yok yağlıymış, bir şeymiş. Nasılsınız Kamil amca? İyidir oğlum. Gel. Şansı döndü arkadaşın. Bak nasıl yeniliyor şimdi. Hadi. Hay Allah ya. Ya. Merhaba. Ya ben bir fincan çay alayım. Bir dilim de şu pastada. Ya selam. Aa, Aslı'cığım neredesin sen? Ya işim uzadı biraz. Ne haber? Haberler çok. Dahiliye stajı yarın bitiyor ya. Ha biliyorum, ne oldu? Beni kadın doğuma almışlar. Süper. Beni sordun mu? Seni de psikiyatriye almışlar canım. Ayrılıyoruz yani. Aman ne ayrılması, sadece alt katındayım. Aa, asıl bomba haberi unuttum ya. Neymiş? Disiplin kurulu kararı çıkmış. Semih Hoca'yı göndermişler. Okulla bağlantısı kesildi. Adli soruşturma da başlatılmış. Hadi ya. Keşke bu noktalara gelmeseydi hiç. Üzüldüm. Sen esas kendini üzül.
Niye? Bütün gözler üstünde kızım. Herkes seni konuşuyor. Ne diyorlar yine? Her kafadan bir ses çıkıyor. Kimi doğru olanı yaptığını düşünüyor. Kimi de koskoca hocanın ayağını kaydırdı diyor. Bu iş benim peşim bırakmayacak. Görürüz. Ayda. Bars. Ne oldu acemi şansına Güven? Ya ben vallahi sayılmam. Hani fincanla oynayacaktık? Sen hele bir öğren şunu. Ben seni fincanla değinirim. Acemi şansa. Kamil. Oyununuz bittiyse bir yardım et bana. Geldim, geldim. Ya oğlum sen beni buraya tavla seyretmeye mi çağırdın? Yok be abi, Kamil Baba'yı göndermeye çalışıyorum sabahtan beri. Köstebeğimden harika haberler aldım. Harekete geçiyoruz. Köstebek ne? Ya bana şifreli konuşma. Gülcan yok mu? Nazif'in sekreteri. O aradı beni. Nazif bizim paraları Kamil Paşa Yardımlaşma Derneği diye bir yere bağışlıyormuş. Kamil Paşa Yardımlaşma Derneği ne? Kamil değildi ya. Neydi o? İzmir'in ilçelerini saysana bana. Seferihisar mı? Hı. Ali ağa? Yok. Böyle Paşalı falan bir yer. Paşalı. Kemal Paşa mı? Ha, Kemal Paşa. Biliyor musun orayı nerede? Biliyorum. Ne olacak? Ya oraya gitmemiz lazım. Yarın sabah hemen. Ne yapacağız orada? Fizibilite çalışması yapacağım. Paramı geri alacağım. Senin paran değil o. Bizim paramız. 50 bini sizin, geri kalanı benim abiye kaptırdım. Heh. Onu da dolandırdığın insanlara geri vereceğiz. Mine nerede, yok mu Mine? Hiç lafı dolandırma. Sana da hiç yaranılmıyor. Ne güzel işte, ne olur giyiversen. Konuşma Osman Bey. Konuşma, konuştukça batıyorsun. Ver şu paçavraları bana, çöpe atacağım. Yahu zaten içine giyeceksin, kimse görmeyecek. Osman Bey konuşma dedim. Yoksa seni de çöpe atacağım. Bana kızacağına, torununa kız. Ne alakası var onun? Ona sordum ne alayım diye, o da bunları al dedi. Atma Osman Bey, atma. Mine öyle şey yapmaz. Senin işine gelmiştir öyle anlamak. Ben geldim. Ha işte, yüzü burada. Bana inanmıyorsan ona sor. Sorarım. Mineciğim, bu paçavraları sen mi söyledin dedene al diye? Yok ya, ne alaka? Yalancı. Sen demedin mi bana iç çamaşırı al diye? Osman Bey, ben size iç çamaşırı alın dedim. Dantelli mantelli bir şeyler. Bunlar ne ya? Ha, bu yaştaki kadın iç dantel giyer mi? Olmaz öyle şey. Ne? Yalan mı? Aferin Osman Bey. Aferin. Sen devam et. Anneanne kesin pahalı diye almamıştır, ben söyleyeyim. Mine doğru söylüyor. Cimriliğinden almamışsındır sen. Vallahi çok pahalıydı dantellisi. Konuşma Osman Bey. Ya konuşma, yeter. Bu yaşta boşattıracaksın kendini, o olacak. Kahveye mi gidersin, nereye gidersen git. Gözüm görmesin seni. Aman aman, iyi. Gideriz. Zaten zorla güzellik olmuyor. Ben ne anlarım romantizmadan? Ben olsa olsa romantizmadan anlarım bu yaşta. Allah Allah. Gitmeden şu Yardımlaşma Derneği'nin adresi lazım bana. Onu hallederiz, kolay. Tamam, o zaman sabah buluşuyoruz. Tamam. Bu arada haklı çıktın. Ben genelde hep haklı çıkarım zaten. Hangi konuda? Erkan konusunda. Adamın falsosu varmış gerçekten. Evliymiş. Süpermiş. Yani hiç hoş değil de. Ne oldu? Gitti. Sonsuza kadar. Annen çok üzülmüştür şimdi. Ne de olsa... Birlikte oldu insan. Yani dönmeyince üzülecek tabii. Şimdilik bilmiyor. Yani bir süreliğine gittiğini sanıyor sadece. Yine çok üzülecek sonuçta. Üzülecek tabii ama en azından evli olduğunu bilmeyecek. Annemi tanıyorum. Öğrenirse yıkılır. Yani şimdilik bilmemesi daha doğru olur. Haklısın. Neyse. Hadi ben kaçtım. Hadi. Ne zaman gideceğiz peki? Hemen yarın. Vizelerinizi hallettim zaten, şimdi gidip biletlerinizi alacağım. Ne oldu Nesrin? Ya yıllardır istemiyor muydun bunu? Yaptım, şimdi de sevinmiyorsun ya.
Ya sevindim, sevinmez miyim? Ama niye bu kadar acele ediyoruz onu anlamıyorum. Ya hazır bir boşluğunu buldum, yapayım dedim. Oteli kapatıp tadilata sokacağız. Ondan sonra başımı kaşıyacak vakit bulamam. Sen de başka bir bağrı beklersin yani. Tamam peki. Madem bir boşluk buldun, bu gece bizimle kal o zaman. Kalacağım. Ama sen de bana çok güzel bir yemek yapacaksın. Söz mü? Özledim senin yemeklerini ya. İstediğin olsun. Güven, dikel ayağa kalk. Ne oldu Afsanacığım? Bundan bir bardak içeceksin. Akşama bir bardak daha vereceğim. O ne ki? Ayağa diken şerbeti. Ne şerbeti? Ayağa diken şerbeti. Böyle romatizmadan bel ağrısından yatanlara birebirmiş. Hayriyamdan aldım tarifini. Yalnız benimkisi bel ağrısından biraz öte, biliyorsun değil mi Afsanacığım? Konuşma da iç şunu. Bir umut. Ben geldim. Hoş geldin kızım. Güven çok üşümüş. Hadi bir battaniye al gel. Anne önce bir soluklansaydı. Hadi hadi üşümesin çocuk. Aman üşümesin beyefendi. Aslı görmeden çabucak işim oldu. Bu bizim sırrımız. Sıvı çiğ köfte bu ne koydun buraya? Acısını alır. İç, iç. Tabii anacığım sen ne yapıyorsun? Acısını veriyorsun ya. Tabii. Yanıyorum. Ay çok üşüdüm. Ver. Çok üşüdüm. Terlemişsin sen. Ateşin ne var senin? Ateş su içtim ondan dur. Anne. Anne bu ne? Ayağı diken şerbeti. Anne biz ne konuşmuştuk? Hani koca karı ilaçlar yapmak yoktu. Kızım iyi gelir dediler komşular. Komşuların sözünü dinleyeceksen niye beni doktor yapmaya uğraşıyorsun ki? Hadi git dök şunu hadi. Ama kızım. Anne lütfen. İyi misin sen? İyiyim. Bir bardak su getirirsen daha iyi olacağım. Bir daha Fidan Hacım'la böyle konuşmazsan. Kadın bir umut getirmiş, ne yapsın? Umut fakirin ekmeği işte. Güven, o konuda bir istersen hiç açma, kıracağım kalbini. Ay yanıyorum ya. Ay. Senin bacakların kıpırdadı. Yok canım ya, ne kıpırdayacak ya? Beton ya, bildiğin beton. His yok ya. İnanmıyorum ya. Açıyoruz pastanemizi. Açıyoruz sevgilim. Ha, Su ne diyeceğim? Sen bu dekorasyon işini bizden de ayrısın. Sen söyle biz yapalım, tamam? Oy benim aşkım karısına zevkli olduğunda nasıl bilirmiş? Mwah. Öyle kolay kurtulamazsın, gel buraya. Ya dur, ne yapıyorsun, çocuk duyacak. Ne çocuğu be? E, Güven canım. Hayda, daha 2 aylık evliyiz, kazık kadar oğlumuz var, iyi mi? O da mı evde? Güven! Yok yok merak etme benimle. Eve getirdim. Tamam söylerim. Hadi. Kim o? Su. Selam var sana. Gelsin televizyon açacağım dedi mi? Ya o kadar özlemiş ki seni. Oley. Kolay gelsin Hafize Hanım. Hoş geldin Seher Hanım. Hoş bulduk. Sana bahsettiğim fıtıkçı Mehmet var ya, buldum telefonunu. Yağlı keçiye sarıyormuş hastayı. Biri bacaklarından biri kollarından çekerken fıtıkçı Mehmet Efendi okunmuş keser sop bile vuruyormuş beline. Oha! Yok Seher Hanım, biz öyle şeyler yapmıyoruz. Evde doktorumuz var, tıp ne derse onu yapıyoruz. Sen hiç verme o telefonu bana. Aslında niye olmasın değil mi yani? Bir dakika, sen mi söylüyorsun bunu? Evet, niye olmasın? Sonuçta tıbbın da çaresi kaldığı yerler var değil mi? Denemekten bir şey çıkmaz bence. Seher teyzeciğim, sen şu adamın telefonunu bana versene bir. Verme Seher teyzeciğim, verme. Böyle üfürükçü numaradan üstüme deneyemezsiniz ama. Hayrola, ne oluyor? Yok bir şey babacığım. Fıtıkçı Mehmet gelecek. Gelmeyecek. Gelecek. Gelmeyecek. Gelecek. Gelmeyecek. Gelecek.
Hissettin mi bir şey? Hissettim. Kollarım kopuyordu, onu hissettim. Ha, bacaklarında bir şey yok yani. Yok. Emin misin? Yazıklar olsun sana Aslı ya. Bir de doktorum diye geçiniyorsun. İnsan insana bunu yapar mı be? Canım ben daha doktor değilim. İnternim. Hem sonuçta alternatif tıp diye bir şey var değil mi? Ya bu alternatif tıp benim boyumu uzatacak ama. O kadar dip çekmekten hiçbir şey olmaz, merak etme. Sonuçta önemli olan bacaklarını hissetmen değil mi? Ya işkence yapıyorsunuz bana ama ya. Bak Aslı hatırlatırım, Hipokrat yemeğini ettin sen. Bak gene yanıldım. Ben daha Hipokrat yeminimi etmedim. Hadi çekil, devam. Ay! Ah! Kamerada sallamadan. Fizik tedaviye gelseydim bundan hiçbir olmayacaktım. Böyle rahat rahat yavaş yavaş yürütecektik seni. Ya bacaklarımda his yok diyorum arkadaşım. Ne fiziği ne tedavisi ya. Sen bilirsin. Devam edelim babacığım, devam. Sallamak ya. Tamam, geleceğim. Fizik tedaviye geleceğim. Tamam. Tamam, o zaman bugün bunu bitirelim. Yarın fizik tedaviye gideriz. Ne? Daha bitmedi mi bu ya? Bitmedi mi bu? Çekme faslı bitti. Şimdi sıra sopalamada. Değil mi Mehmet amcacığım? Ben dua okuyacağım. Kızımız da beline vuracak. Yok amcacığım, tamam ben almayayım. Okunmuş kadar oldum. Çok teşekkür ederim. Senin için yapıyoruz evladım. Oğlum, güven. Bak tekrar yürüyebilmen için biraz acıya katlanman şart. Mehmet abi senin için ta nerelerden geldi? Ya Kamil baba olmuyor. Olmuyor yok. Tamam yok. Duamızı okuyacağız. Ondan sonra iyileşeceksin. Mehmet amcacığım şöyle ince bir şey yapsak daha mı iyi olur? Olur. Tamam, olur. Hadi bakalım Mehmet amcacığım. Şimdi sen duana başlıyorsun. Ben de bekliyorum hazırda. Hadi. Hissettin mi? Demek dua tam işlemedi. Devam. Allah! Ne oldu? Acıdı mı yoksa? Acı yok Aslı, acı yok. O zaman niye öyle Allah diye bağırıyorsun? İlahi bir güç geldi bana, bir anda içime girdi öyle bir şey. Bir nara atayım dedim. O zaman doğru yoldayız. Devam. Devam Mehmet amca. Ay. Ya alacağın olsun mavi göz ya. Hiç acımadan nasıl vurdun bana öyle? Allah Allah. Benim ne suçum var be? Ben fıtıkçım, evet, ne değilsin onu yaptım. Hem fıtıkçı deyip geçme. Adam uzman sonuçta. Reçete bile yazdı. Sarımsağı iyice ezip içine balla karanfil katıyormuşuz. Sonra onu böyle bir güzel kaynatıp başından aşağı döküyormuşuz. Ne? Geç dalganı geç. Ne biçim doktorsun sen ya? Ben bilmem. Yarın direkt fizik tedaviye gidiyoruz. Eğer bana gene naz yapmaya kalkarsan ararım fıtıkçı Mehmet'i. Tamam gideriz fizik tedaviye. Yeter ki arama şu adamı. İyi. Mavi göz. Hı. Ya leş gibi oldum, şu üstümü değiştirmeme yardım eder misin? Baba! Efendim kızım? Ya bir gelebilir misin? Güvenin üstünü değiştireceğiz. Bana yardım eder misin? Tamam kızım, geldim. Deniz kardeş, hayırlı olsun, dükkanı tuttuk. Haberim var Halil, haberim var. Atakan aradı beni. Peki Erkan'dan haberim var mı ya? Piyasada görünmüyor. Sen bilmiyorsun tabii. Erkan gitti oğlum. Hem de bir daha hiç gelmemek üzere. Hadi canım, şaka yapıyorsun. Vallahi gayet ciddiyim. Gargamel gitti, ormana gitti, defoldu gitti. Gargamel gitti, defoldu gitti. Ne oldu, kim gitti? Kim olacak, Gargamel gitti. Gargamel mi? Ya anneciğim, ya çizgi film seyretmişti, onu anlatıyor bana. Ha evet, Gargamel, kendisi 80'lerden karton bir karakter. Ha. Neyse, sen niye gelmiştin? Erkan gelene kadar onun işlerine sen bakacaksın, onu söyleyecektim. Hiç merak etme anneciğim, yokluğunu aratmayacağım. Tamam. Hani gelmeyecekti bir daha? Ya oğlum, annem gelecek sanıyor, Allah Allah. Dur, ben de geliyorum. Tamam kızım, giydirdim koca bebeği. Ya Kamil baba, öyle deme. Bir şey demedim be oğlum. Nasıl? İyi geldin fıtıkçı Mehmet. Çok iyi geldi. İçime bu sıcaklık oturdu, hala duruyor.
Tamam kızım, ben gittim. Sağ ol babacığım. Ya hadi üşüyorum. Tamam be, patlama geldik. Doğru bakayım. Kolaydı sanki. Dur, tuttum. Tamam bu. Geçir kolunu. Oldu mu? Ah be Mavi Göz, sen olmasan bana kim bakacaktı ya? Bizim hastaneyin Erzincanlı iri yarı hasta bakıcıları. Onlar en azından beni keçeye sarıp dövmezlerdi. Alternatif tut canım, alternatif. Ver bakayım şu telefonu. Alo. Alo Güven. Buyurun benim. Ben adresi buldum galiba. Ne adresi ya? Oğlum sen Kemal Paşa demedin mi? Aa ya süpersin kardeşim. Yarın geliyorsun, beni alıyorsun, gidiyoruz tamam mı? Tamam. Hadi bay bay. Nereye gideceksiniz? Kemal Paşa'ya. Yarın fizik tedaviye gideceğiz. Ya Nazif'in işini bitireceğiz, paraları alacağız. Olmaz dedim. Aslıcığım, para diyorum, Nazif diyorum. Fıtıkçı diyorum, Mehmet diyorum. Pes diyorum ya, pes tamam. Sabah önce Deniz'le işimizi hallederiz. Sonra beni hastaneye bırakır, beraber fizik tedaviye gideriz. Oldu, bırakladın mı? Evet. Tamam, şimdi bana meyve getir. Bir dakika ya. Hizmetçi miyim ben senin? Kalk kendin al. Alırım, ne olacak? Al bakalım. Sürüne sürüne gider alırım. Yapmadığımız şey değil. Sürün o zaman. Ne sürüneceğim be? Benim kapı gibi Hafize anacığım var. Hafize ana! Yok artık. Hafize anacığım! Allah'ım ya. Hafize ana! Hayda. Daha gidecek miyiz ya? Yorulan benim, sana ne oluyor? Paşa paşa oturuyorsun işte. Abi, abi pardon ya. Kemal Paşa Yardımlaşma Derneği nerede biliyor musun? Yok bana. Şifa Sokak nerede? İleride, solda. Sağ ol, teşekkürler. Bir şey değil. Hadi abi sür sür. Bir dakika ya. Ben niye sürüyorum? Çalıştırsana şunu. Ya aküsü bitiyor, aküsü. Yuh artık be. Abicim bırak o tuğlaları. Gel önce bir renge karar verelim. Ne yapayım bunlarısı? Şuraya koy ya, sonra boyayı falan karıştırırız. Ya acaba yerleri süpürse miydik? Yok be tatlım, nasıl olsa tekrar kirlenecek. Kolay gelsin çocuklar. Selam abi. Hoş geldin Metin abi. Çok güzel, merkezi yerde, evinize de yakın. Öyle vallahi. İçi nasıl? Güzel güzel, bayağı ferah. Vallahi şimdiden hayırlı uğurlu olsun Atakan. Sağ ol abi. Denizler nerede? Kaç numaraydı ya? 5A. 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 Hah, işte 5A burası. Ya saçmalama oğlum, kahve burası. Ya 5A yazıyor. Allah Allah, ben numarayı yanlış mı aldım acaba? Dur bir bakalım ya, dur. Sanki oluyor gibi ha? Sonra da buna mı denesek? Adı ne olacak? Atakan Usta'nın yeri. Halil'cim, el arabası değil bu. Bence daha şık bir şey olsun. Kesinlikle öyle. Efe, Osman Bey amca doğru söylüyor. Sen nereden buldun parayı? Banka soymadık herhalde abicim. Allah Allah. Çalıştık, kazandık, biriktirdik. Yardımlaşma Derneği'ni arıyoruz. Bizim bir yardım meselesi vardı da bulamıyoruz. Adres burası işte. Doğru gelmişsiniz de yardımlaşma meselesi yaş biraz. Nasıl yani, Kemal Paşa Yardımlaşma Derneği burası mı? Hı hı. Mahmut, çaylar nerede kaldı? Geldim abi.
Nasıl ya? Burası dernek mi şimdi? İşte bu süper oldu biliyor musun? Anlamadım. Anlatacağım ben sana. Alo? Gülcan'ım. Derhal buluşmamız lazım. Yok ben sana tarif edeceğim. Abi araba nerede? Hangi araba? Turuncu pikap biraz önce girdi, İstanbul plakalı. Yok araba falan görmedim ben. Abi nasıl görmedin ya? İstanbul plakalı, FM70 Vak yazıyor üstünde. Görmedim ben. Metin abi. Aslı sen de mi görmedin? Dükkanın orada kornaya bastı. Ya gördüm desene. Ben bir şey görmedim. Nasıl görmedin ya? Siz de mi görmediniz? Atakan! Ha? Evet, o otelde. Saat 1'de kokteyl olacak. Toplantı salonunda. Misafirler falan gelecek. Dernekten birileri. Basın. Bu arada Nazif parayı basının önünde bağışlayacak. Çek mi nakit mi? Nakit. Bir çantanın içinde teslim edecekler. Edemeyecekler güzelim çünkü biz o çantaya el koyacağız. İyi de nasıl alacağız adam parayı bağışlayacakmış anlamadım ki. Sen öyle san. Oyun bunların hepsi oyun. Dernek falan paravan. Millete ne kadar yardımsever olduğunu kanıtlayacak. Basın toplantısı, fotoğraf çekimi, iki şipşak, bir tık tık. Parayı verecek, geri alacak hem vergiden de muaf edecek. Aynı zamanda tanıtım da yapacak, milletin gözünü boyayacak tabii. İşte orada devreye ben giriyorum. Benim adım Güven, ben bu işi bozarım. İyi de nasıl? Hayvan herif, aklın sıra beni oyuna getireceksin ha. Öyle devam et sen, hiç bozma. Metin abi, su. İyi misin biraz daha? Ben kalkayım artık ya. Abi otursaydın. Yok yok, eve gideyim, akşam iş var. Metin abi, biz bırakalım istersen seni. Yok, siz işinizden olmayın. Hadi kolay gelsin. Sana bir şey söyledi mi? Yok. Çok kötü görünüyordu, keşke gitmeseydi. Aslı nereye? Gidip bakacağım. Dur, ben de geleyim. Ya yine dört ayak üstüne düştük. Cuma günü çilemiz bitiyor. Yalnız bir sorun var. Yine mi ya? Evet yine. Çarşamba günü parayı ödemem lazım. Vallahi yapacak bir şey yok. Bekleyecek. Söylemesi kolay. Sen adamı tanımıyorsun tabii. Pisliğin teki. Daha ödeme günü gelmeden otele damladı. Ya yine gelirse? Gelmez gelmez. Gider konuşuruz. Dünyanın sonu değil. Bir iki gün bekleyecek. İyi. Kalk hadi. Deniz'cim ayıp oluyor ama. Pardon ya ben yani lafın gelişi söyledim öyle gidelim diye. Hazır Metin abi yokken bitirelim şu işi. Ah geldim. Gülcan aynen böyle irtibat kopartmıyoruz tamam mı? Tamam Güvencim sen merak etme. Öpüyorum seni. Görüşürüz. Görüşürüz. Cuma günü. Takip edin şu serseriyi. Bakalım nereye gidiyor. Peki bakalım. Gir artık şarkıya. Akşam oldu yahu. Birazdan başlıyoruz abi. Oh,
Kimler gelmiş? Nasılsın Deniz'cim? Keyifler ne alemde? Sağ olun, iyiyiz. Arkadaşım... Selim ben Seyfi abi, saygılar. Eyvallah Selim kardeş. Hayırdır? Hangi rüzgar attı sizi buraya? Parayı mı getirdiniz yoksa? Yok, aslında biz de o yüzden gelmiştik. Ufak bir sıkışıklık oldu da çarşambaya hazır edemeyeceğiz. Olmadı şimdi. Daha geçen gün söz verdim. Tamam demiştim de. Ya arkadaş cuma günü verecek. Vallahi cuma ama anlamam ben. Çarşamba dediniz, çarşambaya gelecek o para. Tıkır tıkır sayacaksınız elime. Seyfi abi, sen halden anlayan adamsın. Durum vaziyet bildiğin gibi değil. Bana ne olan sizin durumunuzdan? Borç alırken bana mı sordunuz? Ya iki gün sonra getirecek arkadaş. Alın şunları başımdan. Hadi kardeşim, çıkın dışarı. Sen de gir artık şu şarkıya. Tamam. Arkadaşlara de ama. Burada mı yaşıyor? Hadi gelsene. Hah, bak şurada pencere var. Şimdi ne yapacağız Selim Bey? Vallahi ben hayatımda böyle inatçı adam görmedim kardeşim. Sorma. Dur. Metin abiyle konuşsan? Yok. Onu bu işe karıştırmak istemiyorum. Zaten bu heriften para aldım diye çok kızdı. Bir de ödeyemiyorum diyemem. Neyse bakacağız bir çaresine. Hadi sen sür. Burası Seyfi Çakalı'nın yeri değil mi? Evet abi. Bakalım daha neler göreceğiz. Selamünaleyküm. Nazif Bey, hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Sizi bizim fakirhanede görmek ne devlet. Adaylığınızı koymuşsunuz abi başkanlığa. Hı hı. Tebrik ederim. Eksik olma. Ne ikram edeyim? Çay, kahve, viski. Tamam, uzatma. Ne istediler? Kim? Demin çıkan çocuklar. Ha. Tekerlekli sandalyedekini tanımam etmem. Öbürü bir miktar borç almıştı benden. Çarşambaya ödemesi var. İki gün daha istiyor. Cuma'yı anca toparlayacakmış. Yok ya. Sen ne dedin? Ne diyeceğim Nazif abi? Olmaz dedim. Çarşambaya ödemeyi yaptı. Eli boş gelirse basacağım gırtlağına. Alacağım oteli elinden. Otel mi? Ha. Ne oteli? Seferihisar'daki otel. Oh, mis gibi kokuyor. Ne yaptın, dolma mı? Yahu bu ne? Mis gibi bulgur pilavı. Tok da tutar. Yanına da mis gibi ayran yaptım. Akşama ne yiyeceğiz? Akşama da bunu yiyeceksin. Öyle günde 10 kere yemek pişiremem Osman Bey. Benim adım Osman'sa ben de sana akşama bir güzel ziyafet sofrası kurdururum arkadaş. Tamam amma uzattın. Gerekirse gider çarşamba bir daha konuşuruz. Görmedin mi adamı? Konuşsak ne olacak? Kim arıyor? Bilmiyorum, kayıtlı değil.
Efendim? Deniz, Seyfi ben. Merhaba Seyfi Bey. Siz gittikten sonra düşündüm de... iki gün için birbirimizi kırmayalım. Nasıl yani? Eğer cuma kesin diyorsan... Diyorum. Yani tabii ki, merak etmeyin. Yalnız gecikme faizi işler ona göre. Sorun değil, hallederiz. İyi. Cuma'ya bekliyorum. Tamamdır. Adam cuma günü bekliyor bizi. Onu anladım da nereden esti bu? Bilmiyorum. Ha, faiz işler falan dedi. Biraz daha tırtıklayacak çakal. Neyse. Hadi. İyi oldu ya. Tamamdır abi. Eyvallah. Ben kaçayım artık. Bir şeyler ikram etseydik. Bir dahaki sefere. Nasıl istersen abi. Başka bir emrin varsa. Eyvallah. Sağ ol. Ya Seyfi. Ne zaman istersen abi. Eyvallah. Gel bakalım. Buyur abi. Otur. Bir konuşalım seninle. Bir şey mi oldu? Vallahi oldu. Daha dün bir, bugün iki... başına talih kuşu kondu. Nasıl? Anlatacağım. Şu hale bak. Evini bile bilmiyoruz. Ne zaman arasak koşup geliyor yardım ediyor... biz daha nerede yattığını bile bilmiyoruz. Artık biliyoruz. Biz dükkandan çıktıktan sonra takip ettik. Takip mi ettiniz? E Deniz ne yapalım? Yani o da hiç izin vermedi onunla ilgilenmemize. Ya anlıyorum. İzin vermiyor olabilir ama... Metin abi bu ya. Yabancı değil ki. Neyse. En azından nerede yaşadığını biliyoruz artık değil mi? O kadar berbat bir yer ki. İçeri mi girdiniz? Yok, camdan baktık. Deniz, bir şey yapmamız lazım. Sağ olun. Rica ederim. Canlar, toplantınız bittiyse başlayacağım. Tamam. Neyse, tamam, sıkmayın canınızı. Ben düşüneceğim bir şeyler. Hadi ya, ben de toplantı yapacağım. Akşam yaparsın canım toplantını. Toparlan, gidiyoruz. Ya niye? Herkes toplanmışken yapayım. Bugün hastaneye gideceğiz. Fizik tedavin var. Şuradan şuraya gitmiyorum. Sıkıysa götür. Ha tamam tamam. Buyurun gelin gelin. Akşamı bekliyoruz tamam. İyi günler. Hayırdır Osman Bey, kimle konuşuyorsun? Hafize Hanım'lar. Hayırdır, bir şey mi olmuş? Yok, akşam bize geleceklermiş de onu söyledi. Hayırdır, nereden esmiş? Vallahi ben bilmem. 40 yıllık komşumuz neticede. Akşam yemeğe geleceklermiş. Hayır mı deseydin? Yemeğe mi geliyorlar? Evet. Hafize Hanım, Ayşe Hanım çok güzel mantı yapar. Yapsın da yiyelim dedi. Kamil Efendi de tavuklu patates istiyormuş. Ha, Aslı da dolma istedi. Akşam gelmeyecekmiş. Onu da bir kutuya koyup gönderirsin artık. Onlar istedi, eminsin değil mi? Yani seninle hiçbir alakası yok. Vallahi ben bilmem. Elçiye zeval olmaz. Allah Allah. Tamamdır. Ben gerisini hallederim. Teşekkürler. Hadi başlayalım. Aa, kıpırdadı mı? Ne alakası var ya? Yatak oynuyor. Yok mu bir şey yani? Yok ama kafama ampul koysan yanar şu anda. Emin misin? Bakalım 220 voltu ne tepki vereceksin? Bence sen boş ver 220'yi. Direkt bana kebandan bağla. Yani siz çok yaklaşmayın da şimdi ben ayarlıyorum 220'ye. Tamam. O zaman bas. Şidun la ilahe illallah. Basıyorum. Güven. İyisin değil mi? Hayır değilim ya. Çok gerildim bu elektrik yüzünden. Bas.
Bir his mi geldi? Gelmedi ya. O zaman bas. Basma. Bir his geldi sanki. Boşuna uğraşmayın arkadaşlar. Bu bacaklar fizik tedaviyle falan düzelmez. Neyle düzelir acaba? Sabırla. Üstüme gelmeyin. Ben kendimi hazır hissedince başlarım. Neyse, korumuza dönelim. Evet abi, anlat artık şu planı. Çatladık meraktan. Evet ya, hadi anlat çabuk. Arkadaşlar, paranın kokusunu alıyorum. Ben bir kahve alacağım ya. İsteyen var mı? Otur şimdi, boş ver kahveyi. Emredersin. Evet arkadaşlar, şimdi cuma günü 5 yıldızlı bir otelde büyük bir kokteyl var. Neyse, siz de katılacaksınız. Şimdi ben dışarıdan size zaten telefon veriyorum. Ne diyorsunuz canlar? Olmaz. Niye? Tehlikeli adamlar var dedin biraz önce. Doğru. Bizim etimiz ne budumuz ne. Ya yakalanırsak? Korkma kıvırcık. Plan tıkır tıkır işleyecek. İşlemezse ne yapacağız peki? B planına geçeriz. B planı tutmazsa? C planına geçeriz. O da olmazsa? Koşarak oradan kaçacaksınız o zaman. Ama arkadaşlar bu negatiflikle yapamayız biz bu işi. Tamam hadi biz kaçarız da. Sen nasıl kaçacaksın? Ben zaten orada olmayacağım. Ben uzaktan telefonla halledeceğim o işi. Benim bacaklar ölü ya, cansız. Yok. Ya ne demezsin. Bir şey buldun sen? Yok, öyle söyleniyorum ben. Bittiyse artık kalkalım mı? Tamam mı arkadaşlar? Bak sonradan vazgeçmek yok. Çok güzel. Hadi o zaman yine kalkalım biz. Ayşe teyze merak etmesin, yürü. Emredersin sahip. Gül yok de ya. Hadi bakalım, biz de gidiyoruz. Sen git, ben gelmeyeceğim. O ev daraltıyor beni. Eve gitmeyeceğiz ki. Ay, nerede kaldı bunlar? Ya ben çok acıktım vallahi. Daha fazla bekleyemem. Olmaz öyle şey. Bekle biraz. Ya kan şekerim düştü. Şuraya yığılır kalırım vallahi. Ay tamam. Ye üstünden biraz. Ben de Hafize'ye telefon edeyim. Dur ya, ne gerek var? Nasıl olsa gelirler. Ya sen sevabını bana bir ayran yapsana. Kuru kuru gitmiyor. Osman Bey ya. Hamdi da yapmış. Niye geldik buraya? Ne güzel işte, yüzeriz. Ya dalga geçme, ne yüzmesi? Okulun yeri burası, ben geceleri hep geliyorum. Niye geldik ya? Bizde bir şey mi söyleyeceksin? Aslında sana söylemem gereken bir şey var. Ne? Yüzme biliyor musun? Evet. Konuş, bir şey değişmiyor ki. Sen de çok alıngan oldun hayatım. Niye acaba? Ha, tamam. Özür diledik işte, daha ne yapayım? Hiçbir şey yapma. Sen öyle araba sür. Hatta sürme, ben ineceğim. Mine. İneceğim. Delirdin mi kızım sen ya? Konuşma, ayakları çır, bayaklarını. Ya nasıl çırpayım, sakatım. Değilsin. Sakatım. Tamam ya, uzatma işte, değilsin Allah Allah. Ya çıksana. Çıksana.
Saçmalama, bir dur konuşalım. Hala konuşalım diyor. Ya ne konuşacağız Deniz, senle kavga mı edelim? Hayır tabii. Bak Deniz, ben söyleyeyim, bu böyle olmaz. Biz böyle devam edemeyiz. Ne demeye çalışıyorsun sen? Ayrılmak mı istiyorsun? Yo, ben öyle bir şey demedim. Ama sen ısrarla konuyu oraya getirdiğine göre sen istiyorsun herhalde. Pes yani. Sana pes. Mine. Ne? Sinirlendiğin zaman çok güzel olduğunu söylemiş miydin? Yok ya. Gel hadi bırakayım seni. Gerek yok. Geldik zaten. Güven, iyi misin? Güven! Güven, kendine gel. Seviyorum seni. Ya eminim öyledir. Öyle tabii. Biraz şarap. Deniz saçmalama, şimdi Osman Bey gördüm. Biricik aşkıma. Çok özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Ben numara yaptığını sandım. Ya bizi kandırıyorsun sandım işte. Bırak ya. Madem üzülüyorsun git bana bir çorba yap. Donuyoruz burada. Çorba hazır. İstemiyorum. O yapacak. Ben abartma istersen. Sen sakat bir insanı havuzlara atıp öldürmeye kalkıyorsun. Ben mi abartmış oluyorum? Tamam, içme o zaman. Tamam, içeceğim. Sırf bu kız yaptı diye. Ver. Tepsiyle ver onu. Ben onu nasıl içeyim böyle? Al tepsini, al. Bu içmiş. İçeyim mi? Sağ ol. Boğmaya mı kalkarsın artık? Sevgilim, bir daha hiçbir zaman üzmeyeceğim seni. Söz. Şu Parişlerini halletsek de İstanbul'a dönsek. Döneriz değil mi Deniz? Döneriz tabii. Ne güzeldi ya. Çok rahattık. Karışan yok, görüşen yok. Her gece beraberdik. Beraber uyuyorduk. Aslında bu gece de beraber uyusak ne güzel olur değil mi? Ben çok özledim seni. Şansını zorlama istersen. Osman Bey gecede 4 kez kalkıyor da imkansız bir şey. Ay geldi. Al git. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Gel buraya. Hadi git. Tamam sen kapat, ben giderim. Ay. İnanmıyorum, çocuğu havuza mı attın?
Ya ne yapayım, numara yaptın sandım. Ay yok artık, günlerdir sandalyede böyle numara mı olur? Ay görsen geldiğinde kedi gibi titriyordu zavallı. Ya öyle söyleme, zaten vicdan azabı çekiyorum. Ya nereden aklına geldi? Yani durduk yerde niye yapsın ki böyle bir şey? Öyle de şüphelendim işte, ne? Siz ne yaptınız Deniz'le? Dün gece yiyordunuz birbirinizi yine. Yok, gayet iyiyiz valla. Nasıl yani? Dün gece odamda oturuyordum. Biri camı tıklattı. Açtım baktım Deniz. Elinde bir şişe kırmızı şarap, peynir, mumlar. Öyle yani. Hiç öyle yani filan deme. Çabuk baştan anlat şunu, çabuk. Ya anlatacak bir şey yok abicim, bu kadar işte. Yemezler. Bütün detaylarıyla istiyorum. Şarap kırmızı mıydı ha? Peynir neydi? Rokfor servisi etmeseydin sakın. Kırmızıyla sert olur. Melih'cim bir müsaade edersen anlatacak arkadaş. Hem sen ustaları aramayacak mıydın? Ne oldu? Birazdan ararım. Neyse, evet Deniz'cim. Ya bir şey olmadı. Konuştuk biraz. Onu ne kadar çok sevdiğimi söyledim. Barıştık yani, tatlıya bağladık. Tebrik ediyorum. İşte budur Deniz kardeş. Vay be. Vay be Decene, sen ne yapacaksın? Onu düşün. Nasıl yani? Su bunları duyunca ne yapacak? Evet ya oğlum, çok kötü örnek oluyorsun. Şimdi aynısını benden isteyecek Su. Yarın öbür gün tek taşı kapıp dizde çökersin sen. Saçmalama, o kadar uzun boylu değil. Niye olmasın? Olmaz. Daha öyle bir şey düşünmüyorum. Ya şaraplar, mumlar, romantik ortam falan sen yaparsın. Sen fazla konuşma da Gülcan'ı ara. Hani bugün buluşacaktınız? Neyse biz çıkalım Deniz kardeş. Metin abiye gideceğiz ha. Tamam. Atakan sen ne yapacaksın? Ben kalıyorum, ustalar gelecek. Hadi görüşürüz. Yakında sana evlenme teklif etmezse bana da Su demeyin. Ay yok canım, daha neler. Ya bak görürsün. Ay Su, bir rahat bırak ya. Ya yazıyorum şuraya, bak görürsünüz. Öyle mi diyorsun? Öyle. Hah, etti bile bak. Ya yapma Allah aşkına Su. Öf. Efendim canım. Mine, biz çıktık. Metin abiye gidiyoruz. Siz de gelin hadi. Hah, tamam. Birazdan çıkar. Gireceğiz. Camı kırıp girelim. Oldu canım. Bütün millet başımıza toplansın sonra. Bir dakika, bir dakika. Siz burada bekleyin. Biz bir arka tarafa bakalım. Hadi gel abi. Gelsene oğlum. Ya söylesene, nerede Ali? Camdan soktum kendilerini. Bırak ya, şu halime bak. Ne oldu? Sevgilin olacak adam beni erken bıraktı. Bir bacağım da klozete girdi direkt. Çok komik değil mi? Çok komik. Merak etme Halil'cim, şöyle bir halledelim. Seni de dezenfekte ederiz herhalde. Hadi hadi, bırakın konuşmayı. Daha yapacak çok işimiz var. Ay inanmıyorum, Metin abi burada nasıl yaşıyor? Oluyor işte. Öyle bir an geliyor ki gözün hiçbir şey görmüyor. Sadece başını koyacak bir yastığın olsun yeter. Aynısını ben de yaşamıştım. Ne haber Güven? Ay. Haberler sende güzelim. Var mı bir gelişme? Basın toplantısı için kokteyl düzenlenecek ya. He. Onun için organizasyon firması bulmamı istedi bu sabah. Tam olarak ne yapması gerekiyor bu organizasyon firmasının? Bildiğin şeyler işte. Masa düzeni, kokteyller, içkiler, garsonlar. Süper, tamam, kokteyl işini biz devralıyoruz. Nasıl yani, anlamadım. Deniz'cim, Mine dün gece yaptıklarınızı anlata anlata bitiremedi. Su. Ne var Mine? Şu iş bir bitsin, ben de Atakan'ın başına ekşiyeceğim. Ben de istiyorum, ne var bunda? Korktuğu başına geldi, gördün mü Deniz? Korkmak derken? Şu andan sonrasını ben toparlayamam.
Deniz'in bir el atsan lütfen. Su olur mu hiç öyle şey? Atakan eminim sana çok daha iyisini yapar. Merak etme. Yapmasın da göreyim. Arkadaşlar hadi daha dünya kavuşumuz var. Vallahi doğru. Canım cicim, aşkım bebeğim. Ağzınız değil, eliniz çalışsın ya, eliniz. Halil! Tamam, sus. Ha. Ya anlaşılmayacak bir şey yok işte. Sen benim dediğimi yap, yeter. Bak Güven, beni zor durumda... Aşk olsun. Seni zor durumda bırakır mıyım hiç? Bırakmazsın değil mi? Lütfen, duymamış olayım. Güven. Söyleyeceğim. Ben... Neyse ya, boş ver. Ne oldu, bir sorun mu var? Aa, yok bir şey. Neyse ben artık gideyim. Nazif Bey daha fazla şüphelenmesin. Tamam, irtibatı kopartmıyoruz. Gelişme olursa beni arıyorsun. Gülcan'ım be, senden bir şey rica edeceğim. Şu halimi görüyorsun, beni bir yere bırakır mısın? Tabii canım. Sağ ol ya. Şimdi akülümün de aküsü bitince çok zor oluyor biliyor musun? Olmadık yerde bitiyor. Ondan sonra sıkıntı yaşıyoruz. Şimdiden geleni söyle, kalırsa yazık olur. Hayata küsü verirsin, hüzünler seni bulur. Bir şeyler yapabilirsem güzel gözlerin için. Başından geçeni anlat, masaldır benim için. Hele bir gel. Metin abi akşam gelince çok sevinecek. Ne işiniz var burada? Biz sana sürpriz yapmak istemiştik. Sen de erken gelince. Çıkın dışarı. Metin abi. Çıkın dedim. Sakın bir daha bu eve gelmeyin. Çıkın. Yapma böyle. Biz senin için... Ya kim sizden yardım istedi ki çocuklar ya? Boğmayın beni. Karışmayın bana ya. Hemen gidin şimdi. Hemen gidin, bir daha da gelmeyin bu eve. Çıkın. Çıkın hadi. Söylesenize ne oldu? Boş ver. Hadi be. Ya boş ver dedi ki Güven, uzatma. İyi tamam, o zaman ben de anlatmıyorum. Neyi? Nazif'ten nasıl intikam alacağımızı. Anlatma zaten, şimdi hiç sırası değil. Tamam, şimdi şöyle yapıyoruz. Hani anlatmayacaktın? Ya zamanımız yok diye anlatıyorum, yoksa normalde hayatta anlatmam. Tamam, bırakın anlatsın hadi. Canlar, kokteyle gidiyoruz. Onu biliyoruz zaten. Ama bilmediğiniz bir şey var. Kokteyli biz yapacağız. Ne? Nasıl ya? Ya böyle kaldınız işte değil mi? Bugün günlerden ne? Çarşamba. Hazırlık için 2 günümüz var. Tamam da planın ne? Maalesef ben yanınızda olamayacağım ama sürekli telefonda olacağım. Şimdi gözlerimizi kapatıyoruz. Cuma gününe gidiyoruz. Güneşli bir İzmir günü.
Büyük bir otelin toplantı salonundayız. Davetliler, gazeteciler filan. Hafif bir müzik çalıyor. Küçük masalar. İnsanlar ayakta sohbet edip içki içiyorlar. Açık büfe hazırlamışız. Hemen arkasında Atakan duruyor. Bir de Halil. Kanepeler, sandviçler. Çok fazla masraf yapmadan hallediyoruz tabii bunu. Nedir durum? Gelen giden yok hala. Afiyet olsun. Sen hangi gazetedensin? İsmi? Öyle bir gazete mi var? Aslında gazete değil, dergi. Dergi mi? Onu da duymadım. Daha çıkmadı da ondan. Yani yarın mı hala? Daha öğrenemedi galiba. Yer misin? Hadi be Gülcan be, hadi be. Hah. Gülcan'ım. Çantanın nerede olduğunu öğrendim. Neredeymiş? Salonun hemen arkasında bir oda varmış. Sanatçılar için dinlenme odası. Kulis gibi bir şey işte. Kulis gibi bir yer. Tek oda mı oradaki? Evet, yalnız kapısında iki tane adam olacak. Tamam, onu hallederiz. Nazif ne alemde? Çıkacağız birazdan. Sağ ol canım, çok teşekkür ederim. Öpüyorum seni. Gülcan. Buyurun efendim. Söyle arabayı hazırlasınlar. Tabii efendim. Bir tersi gördüm. Of. Ne oldu? Muhabirin biri taktı bana. Ay devamlı soru sorup duruyor. Nerede o yer? Ay geliyor ya. Toplantıdan sonra bizim gazeteye gelsene. Olmaz. Yazı yetiştirmem lazım. Hadi ama. İşim var dedi arkadaşım, duymadın mı? Sana ne oluyor ya? Lan. Mine, sen Atakanların yanına geç, sen de uza hadi. Efendim? Düğmeyi basıyoruz Deniz'ciğim. Haber geldi mi? Geldi. Salonun arka tarafında bir tane oda var, para orada. İki tane adam koymuşlar yalnız oraya. Başlıyoruz yani. Tamamdır. Her şeyden önce sakin olun. A planını uygulayın. Eğer bir aksilik olursa direkt uzayın, tamam mı? Tamam. Hadi. Atakan. Başlıyoruz abi, su nerede? Karşıyaka ne yaptı bu hafta? 2-0 aldık. Acayip maç oldu ama. Hadi canım, öyle mi? Öyle tabii, Arap'ın zaten. Hadi ya. Merhaba. Merhaba. Sormayı unuttum, almaz mısınız? Sağ olun. Siz? Olmaz, alın alın. Sağ ol. Gömleğiniz de pek hoşmuş. Öyle mi? Hı hı. Ha ne diyeceğim, ben şimdi terasa gidiyorum. İsterseniz siz de gelin, sohbet falan ederiz ha? Ay, yok. Kendi. Senin ne işin var burada? Ben... Git konutlarla ilgilen, burada kırdın. Ama şefim... Yürü dedim. Affedersiniz. Ne yapıyorsun sen? Konuşma, içine düştün adamların. Ben seni içeri gir diye yaptım şapşal. Ben anlamam. Kimse benim karımla terasa çıkamaz. Ne oldu, aldınız mı parayı? Hayır, işe yaramadı. Niye? Atakan'ın yüzünden mahvetti planı. Heyecan mı yaptı o? Hayır abicim, kıskançlık krizine girdi. Seni de gördük abicim biraz önce. Muhabir az kalsın dövüyordu. Tamam, onu bırakın da ne yapacağımızı sor. Alo Deniz, alo. Plan yatar, ne yapacağız? Peki tamam tamam, panik yok. Hemen B planına geçiyoruz. B planı mı? Evet, sen Mine'yi alıyorsun. Sen şimdi Mine'yi kıskanırsın tabii. Aslı'yı alıyorsun. Gidiyorsunuz. Aslı'yı mı? O garson şu an burada. Ya sen benim dediğimi dinlesene. Aslı'yı alıyorsun, gidiyorsun. Halil oralarda mı? Burada. Tamam. O şimdi bahçeye çıksın. Tamam da ne yapacağız? Başlıyorum. Aslı dur lütfen. Defol git buradan. Görmek istemiyorum seni. Sevgilim yapma. Bırak beni. Çok sevmiştim seni. Ya ben de seni seviyorum, inan bana, yemin ederim. Sen git bunu sevgiline söyle. Allah Allah, ayrıldık diyorum, anlamıyor musun? Yalan söylüyorsun, ikimizi de kandırdın sen. Rahat bırak beni, git git.
Yeter be. Gidiyorum ben. Yapabileceğimiz bir şey var mı hanımefendi? Yok, iyiyim de ben. Ya benim böyle bir tansiyonum falan düştü. Hani oturacak bir yer olsa. Tabii, buyurun içeri. Tabii. Ay, kusura bakmayın, özür dilerim ya. Buyurun, oturun şöyle hanımefendi. Kandırdı beni. Evleneceğim diyordu, aldattı beni. Sakin olun hanımefendi. Oktay, su versene. Bir şey diyeceğim. Bir düşeceğim, açar mısınız? Nefes alamıyorum da ben. Tabii. Buyurun. Demek ayrıldın benden, öyle mi? Güzel rol yaptık ama, değil mi? Ya evet. Ne kadar inandırıcıydınız, canım, aşkım, sevgilim falan. Aa, kıskanmışım benim sevgilim. Alo Kıvırcık, ne yaptın? Bahçedeyim. Hah, güzel. Şimdi binaya bak. Salonun arka tarafında kalan bir yerde açık bir pencere olacak. Yine mi pencere ya? Hadi be. Bu pencerelerin hepsi kapalı. Ya bir tanesinin açık olması lazım, iyi bak. Ha, pencerenin biri açıldı. Ha, tamam, eğil şimdi, görmesinler seni. Tamam, eğildim. Şimdi ne yapıyorum? Amuda kalk, el çırp. Ne diyorsun kardeşim sen? Dalga geçmenin sırası mı şimdi? Tamam tamam, kızma, şaka yaptım ya. Aslı içeride mi? Ay, tansiyonum şimdi. Ana, vallahi de orada. Yanında da iki adam var. Tamam, sen şimdi bekle orada, bekle. Oda boşalınca direkt giriyorsun, çantayı alıyorsun. Vın turizm, tamam mı? Anlaşıldı, tamam. Leman. Erkan, hoş geldin. Çok merak ettim, hiç aramadın. Nasıl arkadaşının durumu, iyi mi? İyi. Deniz buralarda mı? Hayır. Güzel. Seninle konuşmam gereken bir şey var. Olur. Nasıl oldunuz hanımefendi? Sağayım. Sağ olun. Ben gideyim o zaman. Zahmet oldu size de. Oldu o zaman. Buyurun. Sağ olun. Söyle şunlara parayı getirsinler. Tamam abi. Alo, Oktay. Nazım abi geldi, parayı getirin. Senin yapacağın işe ben. Geçmiş olsun arkadaşlar. Paralar gitti. Gördük. Of. Alo Kıvırcık, ne yaptın? Aldın mı parayı? Ha, aldım. Ne? Ya vallahi benim suçum yok. Adamlar geri döndü birden. Of, tamam tamam, hadi kapat. Anlaşıldı, bu iş bensiz olmayacak. Uzun zamandır sana söylemek istiyordum. Ama nasıl tepki vereceğini bilemiyordum. Erkancığım, söyler misin artık? Tamam. Ama önce şunu bilmeni istiyorum. Ben seni seviyorum. Hem de çok. Hayatımın sonuna kadar da seveceğim. Kızsam da kopsam da bu değişmeyecek. Niye alıp çıkmıyorsun hemen? Özür dilerim. Daha hızlı davranmam lazımdı. Neyse, olan olmuş. Üzülme artık. Ne yapıyoruz şimdi? Yapacak bir şey yok.
Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ne söylemeye çalışıyorsun? Ayrılmak mı istiyorsun? Yok, hayır asla. Sen istemedikçe bunu yapmam. Yapamam. Leman. Ben evliyim. Nasıl ya? Ne demek bu? Duydun işte. Bir karım var. Hatta bir oğlum var. Kemal Paşa Belediye Başkanlığı görevine talibim. Çok sağ olun. Çok sağ olun, çok sağ olun. Ama bugün sadece bunun için gelmedim buraya. Ya, tabii kesin öyledir. Hadi gidelim ya. Yardıma muhtaç vatandaşlarımız için buradayım. Eğer kabul ederlerse onlara küçük bir armağanım olacak. Bu parayı Kemal Paşa Yardımlaşma Derneği yetkilisi Hasan Bey'e vermekten şeref duyarım. Ya bu güven değil mi? Evet, aha. Derneğim adına Nazif Bey'e sonsuz teşekkürleri bir borç bilirim. Çok teşekkürler. Alkış kendisi. Ay siz miydiniz? Nazif'in adamları sandım. Bırak şimdi onu. Aldın değil mi paraları? Aç aç. Nazif abi. Nazif abi dolandırıldık. Tamam, sorun yok. Takılmayın. Hasan Bey'i dışarı alın lütfen. Peki abi. Nazif Bey, beni çağırtmışsınız. Aferin Gülcan. Sözümden çıkmadın. Aferin. Harika. İşte budur abicim. Hadi kerizler uyanmadan gidelim. Bir dakika. Sen nasıl yürüyorsun? Arkadaşlar şimdi sırası değil. Parayı kurtardık mı? Kurtardık. Önemli olan bu değil mi? Değil. Sen ne sahtekar adamsın ya? Nasıl üzüldük senin için biliyor musun? Bunu bize nasıl yaparsın Adi? Evet arkadaşlar. Yürüyebiliyordum. Ama size söylemedim. Bir soru neden söylemedim? Sor. Tamam be. Soruyorum. Neden söylemedin? Gel lan buraya. Güven! Gel lan buraya, gel buraya! Güven! Bir şey yapmayacağız, gel! Kalırsa yazık olur. Hayata küsüverirsin, hüzünler seni bulur. Bir şeyler yapabilirsem güzel gözlerin için. Başından geçeni anlat, masaldır benim için. Hele bir gel, uzaklar sana gelirsen. Hele bir gel, tüm dertler bitiverir, hep seni bulur.